Merhabalar 8. sınıf öğrencilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bir önceki sunumumuzda Atatürk'ün Türk dış politikasını son konuları işleyerek bitirmiş idik. Biz bu sunumumuzla beraber 7. ve son ünitemiz olan Atatürk'ün ölümü ve sonrası ünitesine giriş yapıyoruz. Bu ünitemizin içeriğinde biz Atatürk'ün ölümü ve etkileri, Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti, 2. Dünya Savaşı ve çok farklı hayata geçiş süreçlerini işleyeceğiz. İlk konu başlığımız Atatürk'ün ölümü ve etkileriyle ünitemize başlıyoruz. Sizler biliyorsunuz ki bizler 1. Düzen beri Atatürk'ün doğumu, Atatürk'ün eğitim hayatı, Atatürk'ün askeri hayatı, siyasi hayatı, cepheden cepheye Atatürk olmak üzere 1. Dünya Savaşı'ndaki rolü, Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki süreçte Türkiye'nin gelişmesi için yaptığı ilkeler, inkılaplar, dış politikadaki etkileri biz her yönde detaylı bir şekilde işledik. Ve görüyoruz ki bizler Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Atatürk'e çok şey borçluyuz. Ve biz 7. ünitemizde çok şey borçlu olduğumuz Atatürk'ün ölümüyle bu üniteye başlamak durumundayız. Hayatı boyunca savaştan savaşa koşan, ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesinden çıkması için gece gündüz çalışan Atatürk'ün sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamış idi. Yorgunluk ve buna bağlı olarak da hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkmıştı. Rahatsızlığına iyi gelir düşüncesiyle 22 Ocak 1938'de Yalova Kaplıcalarına gitmiştir. Burada Atatürk'ün doktoru Nihat Reşat Belger hastalığına siroz teşhisi koymuştur. Karaciğere bağlı olarak siroz hastalığı. Atatürk'ün bu hastalığından dolayı dinlenmesi gerekmekteydi. Fakat Atatürk yoğun tempo ile çalışmaya devam etmiştir. Fabrika açılışlarına katılmıştır, yurt gezilerine çıkmıştır. Hatta 1938 yılında Hatay sorununa destek vermek amacıyla Mersin'e gitmiştir. Atatürk, Mersin ve adamın gezisi dönüşünde deniz havası hastalığına iyi gelir düşüncesiyle 6 hafta boyunca Savaruna adlı gemisinde kalmıştır. Atatürk için Savaruna'nın yeri çok farklıydı. Savaruna'yı Atatürk yapılışını beklerken şu şekilde ifade etmişti. Savaruna'yı bir çocuğun oyuncağını bekler gibi beklemiştim. Ama bilemezdim ki bana bir hastane olacağını diye bitirmiştir. Atatürk'ün hastalığı ilerleyince İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'na geçmiştir. Bu sırada bile çalışmaya devam etmiştir. Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapıp gelen yabancı elçileri kabul etmiştir. Hastalığı ilerleyince 5 Eylül 1938'de kendi el yazısı ile vasiyetnamesini yazmıştır. Vasiyetnamesinin 6. maddesinde şöyle bir ifade yer alır. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na tahsis olunacaktır. Yani Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na da mirasının bir kısmını bıraktığını görüyoruz. Bu durum Atatürk'ün tarihimize ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Atatürk'ün son arzusu Cumhuriyet'in 15. yılı kutlamalarında Ankara'da olmaktı. Fakat doktorlara izin vermeyince gidemedi. Bundan dolayı okunması amacıyla konuşmasını gönderdi. Atatürk'ün hazırladığı konuşma Başbakan Celal Bayar tarafından bir okunmuştur. Atatürk 8 Kasım akşamı komaya girmiştir ve bir daha gözlerini maalesef açmamıştır. 10 Kasım sabahı saat 9.05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk dünya hayatını gözlerini kapatıp ebedi hayatına göç etmiştir. Vefat haberinin duyurulmasının ardından tüm ülke yasabı olmuştur. Dünyanın her yerinden başsağlığı mesajları gelmeye başlamıştır. 16 Kasım'da Türk bayrağının sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı'nda halkın ziyaretine açılmıştır. Resimlerde de görüyoruz bunu. Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak saray burnuna götürülmüştür. Saray burnunda Zafer Torpidosu ile Yavuz Zırhlısı'na götürülmüştür. Ve Atatürk'ün naaşı Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmüştür. 19 Kasım akşamı İzmit'ten yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya doğru yol almıştır.
21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreniyle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçinci kabrine konulmuştur. Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar Etnografya Müzesi'nde bulunmuştur. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı için yapılacak yer Rasat Tepe denilen yer seçilmiş ve adı Anıt Tepe olarak değiştirilmiştir. Bu projeye 27 yabancı, 20 Türk projesi katılmıştır. Resimlerde de değişik proje örneklerini görmekteyiz. Proje yarışmasını Orhan Arda ve Emin Onat kazanmıştır. Anıtkabir'in yapımına 1944 yılında başlanmış ve 1953 yılında o proje tamamlanmıştır. Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesi Etnografya Müzesi'ne alınarak Anıtkabir'e nakledilmiştir. Anıtkabir Atatürk'ün ölümsüzlüğünün simgesidir ve her yıl yerli yabancı milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Atatürk'ün ölümü gerek ülke içerisinde gerek ülke dışında çok büyük üzüntü ve yankı uyandırmıştır. Ve bu durum birçok basında da bu duruma birçok basında da yer verilmiştir. 10 Kasım'da Mustafa Kemal vefat edince meclis başkanı olan Abdülhaluk Renda geçici cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Kasım'da aldığı karar ile İsmet İnönü'yü cumhurbaşkanı olarak ilan etmiştir. Atatürk'ün ölümü üzerine dünya basını onun ölümüyle ilgili yayınlar yapmıştır. Fransız gazetesi: Atatürk ölüme müstakil bir Türkiye bırakıyor. Türkiye sağlam ve modern bir ordunun iyi muhafazası altındadır. Litvanya: 15 sene sonra Atatürk canlı ve kuvvetli bir Türkiye bırakmıştır. Alman gazeteleri: Almanya Atatürk'ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Sovyet gazeteleri: Yine Türkiye'nin yaratıcısı, onun ölümü bütün dostları içinde derinliği ölçülmez bir kayıptır. The Times gazetesi: Muzaffer bir kumandan, basiretli ve uzağa gören ıslahçı bir devlet adamı. Polonya: Atatürk yeni Türkiye'yi kılıcı ile meydana getirdi. Dehası ile tezlik etti. Atatürk'ün ölümü üzerine başsağlığı ve taziyeler de yayınlanmıştır. O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu milletleri için de en büyük önderdi. Afgan kralı Amanullah'ın taziye mesajıdır. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Churchill, İngiltere Başbakanı. Türk milleti, ülkesinin kurucusu Atatürk'e vefa ve minnet duygularını her fırsatta göstermektedir. 10-16 Kasım arası Atatürk haftasıdır. Bu hafta içerisinde Atatürk değişik etkinliklerle anılır. Özellikle 10 Kasım'da tüm yurtta törenlerle anılır. Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunur. Türk milleti Atatürk'e bağlılık ve minnet anlayışını milli bayramlarda, sergilerde, konferanslarda, panellerde ifade eder. Atatürk'e olan bağlılık, Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarını koruma kararlılığı ile ortaya konur. Okullarda okutulan dersler ve konularla ona olan bağlılık vurgulanır. Bugün Atatürk'ün adını taşıyan pek çok eğitim kurumu, hastane, yol ve bunun gibi yerlerin olması ve heykellerin dikilmesi, kaldığı yerlerin müzeye dönüştürülmesi, Türk halkının Atatürk'e gösterdiği vefanın en güzel örneğidir. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemiz için ne kadar önemli bir kişi olduğunu unutmayacağız ve hiçbir zaman da unutturmayacağız. Şimdi sorularla öğrendiklerimizi pekiştirelim. Atatürk'ün hasta olmasına rağmen Mersin'e geziye gitmesi Hatay sorununa verdiği önemi gösterir. Hasta olmasına rağmen Hatay için Mersin'e gitmesi tabii ki verdiği önemi gösterir. Atatürk'ün son günlerini Yavuz Dağlısı'nda geçirmiştir.
Atatürk'ün son günlerini Sunda da gördüğümüz gibi Dolmabahçe Sarayı'nda geçirmiştir. Yavuz zırhısı ile İzmit'e naaşı taşınmıştır. Bundan dolayı cevabımız Atatürk'ün naaşı Emin Onat ve Orhan Arda'nın girişimiyle önce Etnografi Müzesi'nde kalmıştır. Evet, Atatürk'ün naaşı önce Etnografi Müzesi'nde kalmıştır. Fakat Emin Onat ve Orhan Arda'nın girişimiyle değil. Emin Onat ve Orhan Arda'nın girişimiyle Anıtkabir projesi yapılmıştır. Bundan dolayı cevabımız yanlış. Atatürk, evrensel bir lider olduğu için birçok ülke anma mesajı göndermiştir. Tabii ki doğru. Atatürk hastalığından sonra devlet işleriyle ilgilenememiştir. Atatürk'ün son dönemlerinde bile Hatay meselesi gündemde olduğu için hasta olmasına rağmen doktorların ayağa kalkmaması gerektiğini söylemesine rağmen Hatay için Mersin'e gittiğini biliyoruz. Ve bu durum devlet işleriyle ilgilenmediğinin değil ilgilendiğinin göstergesidir. Bundan dolayı cevabımız Atatürk'ün ölümü hem yurt içinde hem de yurt dışında üzüntüye sebep olmuştur. Biz sunum içerisinde buna değindik. Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdaki adı hangisi vurgulanmıştır? Atatürk'ün ölümü üzerine Hindistan parlamentosu, Atatürk yalnız Türk milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınızla biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk demiştir. Buradan neye ulaşabiliriz? A. Evrensel niteliklere sahip olduğu, B. Çin sömürgecilik faaliyetlerini artırdığı, C. Yabancı fikir akımlarından etkilendiği, D. İleri görüşlü olduğu. Özellikle ikinci sırada bütün milletlerin önderiydi kelimelerinden biz evrensel niteliklere sahip olduğuna ulaşırız. Bundan dolayı cevabımız Atatürk öldükten sonra geçici olarak mezarı nerede kalmıştır? A. Dolmabahçe Sarayı, B. Etnografya Müzesi, C. Çankaya Köşkü, D. Anıtkabir. Atatürk'ün Ankara'ya götürüldükten sonra ilk olarak Etnografya Müzesi'nde kaldığını ve 1953'te Anıtkabir'e defnedildiğini biliyoruz. Bundan dolayı cevabımız İngiltere Başbakanı'nın sözlerine bakarak hangisine ulaşamayız? Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurt için değil Avrupa için de en büyük kayıptır. Buradan neye ulaşamayız? A. Atatürk'ün ölümü Avrupa'da yankı uyandırmıştır. B. Atatürk Türk milletinin bağımsızlığını sağlamıştır. C. Atatürk Türk milletinin çıkarları için mücadele etmiştir. D. Atatürk yayılmacı bir politika uygulamıştır. Yukarıya bakarak Avrupa için en büyük kayıptır dediği için A şıkkına ulaşabiliriz. Atatürk'ün ölümü Avrupa'da yankı uyandırmıştır. A'yı ediyoruz. B. Atatürk Türk milletinin bağımsızlığını sağlamıştır cümlesini yukarıdaki yazıda bulabiliyoruz. Bundan dolayı B'yi de ediyoruz. C. Atatürk Türk milletinin çıkarları için mücadele etmiştir. Bunu da ulaşabiliyoruz. Ama D şıkkında Atatürk yayılmacı bir politika izlemiştir'e ulaşamıyoruz. Çünkü Atatürk hiçbir zaman yayılmacı bir politika uygulamamıştır. Sömürgeci bir politika uygulamamıştır. Bundan dolayı cevabımız D. Yukarıdaki gazete Atatürk'ün hangi özelliğine dikkat çekmektedir? Atatürk'ün başardığı işler mucize kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde vardı inkılaplar, memleketinde yaptığı inkılaplar birkaç yüzyılda gerçekleştirilemeyecek işlerdir. El Tek Hayatım gazetesi. Biz buradan hangisine ulaşabiliriz? A. Halkçı, B. Milliyetçi, C. İnkılapçı, D. Dogmatik. Özellikle ikinci satırın ilk kelimesi İnkılaplar. Yani yaptığı yeniliklerden bahsediyor. Biz buradan yola çıkarak C şıkkına ulaşabiliriz. Atatürk'ün ölümünün yankılarına ilişkin örneklerden hangilerinde Atatürk'ün kişilik ve fikirlerin uluslararası alanda etkisi vurgulanmıştır? Uluslararası dediğine göre ülke dışındaki alandan bahsediyor. Yandaki bilgilere baktığımız zaman Genel'in cümlesine bakalım. Atatürk, Türklere kendini güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ülke içinden bahsettiği için ulusal bir ifadeden bahsetmiştir. Bundan dolayı birinci cümleyi almıyoruz. 2. Churchill. Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de büyük kayıptır. Avrupa'yı da içine aldığı için uluslararası bir ifadedir. 2'yi alıyoruz. 3. Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. Gazete haberindeki bilgiye baktığımız zaman sadece
Türk milleti içerisinden bahsettiği için, ülke dışından bahsetmediği için ulusal bir ifadedir. Üçü anlıyoruz. 4. Muhammed Ali Cinnah'ın yazısına baktığımız zaman Atatürk çağdaş İslam dünyasındaki en büyük Müslümandır ve kuşkusuz tüm İslam dünyası onun ölümüne derin yas susacaktır. Tüm İslam dünyası dediği için ülke dışında kastetmektedir. Bundan dolayı uluslararası olarak 2 ve 4 alıyoruz. Cevabımız A. Atatürk'ün aslanına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi 1. inkılapçı, 2. kararlı, 3. vatansever kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhis yapması gerekirken devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersin'e 1938 Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. İnkılapçı, yenilik, İlerleme, modernleşme, çağdaşlaşma anlamına gelir. Yukarıya baktığımız zaman bununla alakalı bir ifade göremiyoruz. Bundan dolayı 1'e ediyoruz. 2. Kararlı. Hatay üzerine çok ciddi kararlı davrandığını görüyoruz. Hatta hasta olduğu halde Adana'ya ve Mersin'e gitmesi bunu göstermektedir. Bundan dolayı 2'yi alıyoruz. 3. Yine aynı şekilde Hatay için bu kadar mücadele etmesi vatansever kişilik özelliği göstermektedir. Buradan yola çıkarak cevabımız 2, 3 yani C şıkkı diyoruz. Atatürk hangi hastalıktan vefat etmiştir? Atatürk karaciğer hastalığı olan sirozdan vefat etmiştir. Atatürk'ün yatının adı nedir? Atatürk'ün yatının adı Savorana yatıdır. Bunu lütfen unutmayalım sevgili öğrencilerim. Atatürk hastayken nerenin alınması için Adana ve Mersin'e gezilere gitmiştir? Atatürk'ün özellikle şahsi meselem dediği, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz dediği ve alınması için ciddi mücadele gösterdiği ilimiz Hatay için bunu, Hatay için Adana ve Mersin gezilerine gitmiştir. Ve Atatürk Hatay'ın bağımsızlığını görmüştür fakat Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını görememiştir. Atatürk ölmeden önce mirasının gelirlerini hangi iki kuruma bırakmıştır? Atatürk bizzat kendisinin kurulmasını sağladı. 1931 yılında Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'na mirasının büyük bir kısmını bırakmıştır. Bu da Atatürk'ün tarihimize ve dilimize ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Atatürk nerede vefat etmiştir? Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 9.05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Oradan Yavuz zırhlısıyla İzmit'e ve özel bir trenle de Ankara'ya naaşı götürülmüştür. Bundan da vefat ettiği yer İstanbul Dolmabahçe Sarayı'dır. Atatürk'ün naaşı Anıtkabir yapılana kadar nerede kalmıştır? Atatürk'ün naaşı Anıtkabir yapılana kadar Etnografya Müzesi'nde kalmıştır. Ve 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden alınarak Anıtkabir'e götürülmüştür. Anıtkabir'in mimarı kimlerdir? Anıtkabir'in mimarı Emin Onat Orhan Arda'dır. Birçok proje katılmıştır ama bu projelerden Emin Onat'ın ve Orhan Arda'nın projeleri beğenilmiştir. 1944'te yapımına başlanmıştır Anıtkabir'in ve 1953 yılında Anıtkabir'in yapımı tamamlanmıştır. Atatürk'ün naaşı ne zaman Anıtkabir'e defnedilmiştir? Bir önceki sorularda bunun cevabını verdim. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e defnedilmiştir. Böylece Atatürk'ün aramızdan ayrılışıyla alakalı da sunumu tamamlamış bulunmaktayız. Konularımızı tekrar etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.